Altyapı için yani Kayseri yetersiz, öyle söyleyeyim. Valla altyapısı yurt dışına bakarak sıfır. Çoğu dükkanları su basmış, su dolmuştu. Vatandaş perişan, ayaklarını çıkartmış. Logarlar tıkanmış orada ağızları. Dün kent genelinde etkili olan yağmur yağışı bazı bölgelerde su baskınına neden oldu. Biz de bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara altyapıyı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şu an Kayseri'nin altyapısı biraz zayıf. Bazı şeylerde, yerlerde görüyorum. Yani zayıf. Bayağı bir zayıf. Gelişmesi lazım. Bazı bölgelerde. Dün yağmur yağdı. Hiçbir sorun yaşadınız mı? Yok. Dün ben bir şey görmedim. Nedeni şaşık bakıyordum. Dediğim gibi bayağı bir eksik var yani. Özellikle İldem tarafında olsun, Yıldırım Beyaz tarafında olsun bayağı bir sıkıntı çok yani o yüzden dolayı. Peki ne tür çalışmalar yapılabilir? Ya alt giderleri şey düzenli yapılmalı. Yani planlı projeli yapılmalı her şey. Planlı projesi olduğu zaman bir şey yapıyor tekrardan yap yık tekrardan olduğu zaman olmuyor o iş. Planlı projeli yaptıktan sonra daha güzelleşeceğini düşünüyorum Kayseri'nin. Gayet güzel. Hangi semtte oturuyorsunuz? Sivas Caddesi. Orada herhangi bir sorun yaşamadınız. Dün yağmur yağdı. Yok. Gayet iyi. Yani dün için yolculuk esnasında yağmur yağmaya başladı. Şehir merkezine geldiğimizde herhangi bir şey yoktu. Bir sorun yoktu. Su basmalar olmadı yani. Yoktu. Görmedim öyle bir şey. Gayet rahat seyahat edebildiniz. Ettik. Valla altyapısı yurt dışına bakarak sıfır. Ben ekseriyette köyde kalıp kalıyorum. Bir hafta burada, bir hafta orada kalıyorum. Köyler de aynı, Kayseri'nin işi de aynı. Altyapısı sıfır. Peki ne tür çalışmalar yapılabilir? Valla altyapımı şöyle yapılır. Bir seferliğine yapacaksın. Ben görüyorum Kayseri'de her sene altyapımı var. Bir sefer yap, temiz yap. Değil mi? Her sene para harcamanın ne alemi var? Her sene belediyeye kazandırıyorlar. Bazı noktalarda çok iyi, bazı noktalarda iyi görmüyorum. İyi görmediğiniz noktalar nereleri? Yani ara sokaklar, yani bazı ana caddeler çok iyi, üst seviyede Avrupa'yı ama bazı yerlerde çok düşük. Öyle görüyorum. Peki ne tür çalışmalar yapılmalı? Yani bu konuda uzman değilim ama yani daha bir Avrupa'yı tarzda daha uzmanlarına sorsa daha iyi olur. Hiç güzel bilmiyorum. Özellikle gelsinler bir tane Gazi Osman'a bir baksınlar. Oradaki müstakil olan evleri. Bir de ben dün zaten sahabiye tarafındaydım. İğrençti. Bütün ayakkabım olduğu gibi su çekti. Her taraf su gölüydü yani. Hiçbir şekilde beğenmiyorum. Peki nasıl? Bazı mahalleler çok iğrenç. Yani kendim gidip gidip geldiğim senin için orada kaldım. Kentsel dönüşüm olduğu için yoksa Kayseri'de bir sorun yok. Hangi ev? Peki yok. Ne tür çözümler bulunabilir? Yani şu birazcık daha mesela Koca Sinan Belediyesi özellikle şu yeni mahalle ondan sonra Gazi Osman Yavuzlar o tür yerlere biraz daha şey yaparlarsa çok iyi olur. Emek harcasınlar gerçekten. Ya bence kötü çünkü hani çoğu yeri su basabiliyor. Mesela biz Erkilet tarafında oturuyoruz. Dün hani yani bir saat bile değil, yarım saat falan hani yağmur yağmasına rağmen yani şey bileklerime kadar hani suyun içerisinde ayakkabımın içi su dolarak hani mesela yürümeye gittik, ulaşmaya çalıştık ev içerisine. O yönden yani kötü. Peki neler yapılmalı? Ya bence yol çalışması kesinlikle yapılmalı. Normalde hani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Hani bir tatil amaçlı buraya geliyoruz. Hani iki yeri kıyasladığımız zaman gerçekten hani yapılması gereken hani kaldırım çalışmaları olabilir. Mesela çukurluklar düzeltilmesi kesinlikle gerekiyor. Mesela asfaltların çoğunda hani mesela boşluklar falan var. Hani toplu taşımada falan da mesela bunu rahatlıkla fark edebiliyoruz. Hani o yönden bu tarz çalışmalar kesinlikle yapılmalı. Peki İstanbul'la Kayseri'yi kıyasladığımız zaman neler söyleyebilirsiniz altyapı için? Altyapı için yani Kayseri yetersiz, öyle söyleyeyim. Hani çok nüfus barındıran bir yer burası da aynı şekilde. Hani her türlü bunun dezavantajlarını yaşıyoruz. Hem ulaşım olaraktan hem hani yolda gidip gelmelerde falan. O yönden bence yani daha ağırlık verilmesi gerekiyor. Vallahi bir şehir olarak bilmiyorum ama Kayseri'de dün sanayideydim yağmur yağdığında. Çoğu dükkanları su basmış, su dolmuştu. Vatandaş perişan, ayaklarını çıkartmış. Logarlar tıkanmış orada ağızları.
Ben öyle gördüm. Söyleyecek bir şey yok. Peki neler yapılabilir? Ya yetkililer buna büyük çare bulması lazım. Yazıktır o dükkanlarda esnaflar ayak perişan dün. Hep ıslanmışlar gerçekten. Perişan durumdaydı yani.